Herkese merhaba sevgili Teknolojioku takipçileri. Ben Özgür Çetin. Bu videomuzda sizlerle birlikte Huawei MateBook D14 dizüstü bilgisayarı inceliyoruz. İşte ürünle ilgili merak ettiğiniz her şey, hep beraber izleyelim. Biliyorsunuz geçtiğimiz aylarda biz Huawei MateBook D15 modelini incelemiştik. Onunla ilgili bir sürü de soru geldi. Hatta videoda çok fazla soru geldi. Kutu açılımını yaptık, incelemesini yaptık. 2 ayrı video olarak. Daha sonra bize MateBook D14 modeli de geldi. Onunla ilgili olarak da bir kutu açılım videosu yaptık ve ona da çok sorular gelmişti. Şimdi bu videoda D14 modelini detaylı bir inceleme yapacağız. İlk olarak her zaman yaptığım gibi genel görünümden bahsetmek istiyorum. Huawei MateBook D14 aslında D15 modeline tasarımsal olarak benzeyen bir model. D15 modeli biraz daha koyu renkliydi ama D14 ise daha açık bir gri, metalik bir gövdeye sahip. Çok da ağır olmayan bir dizüstü bilgisayar. Şöyle göstereyim ekranda. Oldukça hafif bir ürün. Kilogram olarak baktığımızda yaklaşık olarak 1.38 kilogramlık bir ağırlığımız söz konusu. Yani 1300 gram bir ağırlığımız var kabaca söylememiz gerekirse. Bunun dışında tasarımsal olarak aslında MateBook ailesinin diğer modellerine fazlasıyla benziyor. O modellerde de karşımıza çıkan bir tuş takımı mevcut. Onun dışında tuş takımının hemen sağ tarafında bir güç tuşu entegre edilmiş. Bu güç tuşu aynı zamanda parmak izi okuyucu olarak da kullanılabiliyor. Yani bilgisayarı açarken daha güvenli bir şekilde açabiliyorsunuz. Orta kısmında, yani klavyenin alt kısmında tam ortada konumlandırılmış oldukça da geniş bir touchpad'imiz mevcut. Ekran tarafına gelecek olursak yanlarda ve üstte oldukça ince bir çerçeve varken alt kısmında biraz kalın bir çerçeve bizleri karşılıyor. Bu arada üst tarafta bir kamera bulunmuyor, webcam bulunmuyor. Webcam daha önceki model D15'te olduğu gibi fonksiyon tuşlarını F6 ile F7 arasında konumlandırılmış. Alt kısma bakacak olsak yekpare bir gövde bizi karşılıyor. Birkaç tane vida var. Bu vidaları söktüğünüzde cihazın kendisinin içine ulaşmış oluyorsunuz. Hemen alt tarafta bir havalandırma panelimiz var. Yine alt kısımda 2 adet hoparlör bağlantısının çıkışları görünüyor. Buradan sesi duyabiliyoruz. Bunun dışında tasarımsal olarak temiz, hoş ve genel olarak baktığımızda günümüz standartlarını karşılayan bir tasarım bizleri karşılıyor. Bu genel görünümden sonra biraz teknik özelliklerden bahsedeyim. Şimdi ekranda bir görüntü göreceksiniz. Orada Huawei MateBook D14 ile ilgili merak ettiğiniz bütün teknik özellikleri görebileceksiniz. Ben kısaca bazı temel özelliklerden bahsetmek istiyorum. 14 inçlik, isminden de anlaşılıyor zaten. 14 inçlik IPS bir 1920'ye 1080 piksellik ekran bizi karşılıyor. Ekran gövde oranı %84 gibi yüksek bir değer. Bunun sebebi ise webcam'in ekran yerine klavyeye konumlandırılmış olması. Bunun da artıları eksileri var, ondan birazdan bahsedeceğim. Bu ekranımızın parlaklık oranı 250 nit. AMD Ryzen 5 3500U işlemci kullanılıyor. Ryzen Vega 8 GPU eşlik ediyor bu işlemciye. Bildiğiniz üzere bu GPU bütünleşik bir GPU. O bakımdan zaten Ryzen 5 aldığınızda otomatik olarak bu GPU'ya sahip olmuş oluyorsunuz. 8 GB'lık DDR4 RAM, 512 GB'lık bir SSD'miz var. Windows 10 Home işletim sistemimiz bulunuyor. Kameramızın çözünürlüğü 1 megapiksel, 720p video kayıt yapabiliyor. Bunu söyleyelim. Bilgisayarda 2 adet USB var. Bir tanesi 3.0, bir tanesi 2.0. Bir tane de Type-C bağlantısı var. Bu Type-C bağlantısı hem şarj için kullanılıyor hem de aynı zamanda bellek vesaire ne bileyim USB'den bağlanabilen herhangi bir cihazı buradan da bağlayabiliyorsunuz. Bir tane de standart HDMI çıkışımızın olduğunu söyleyelim. İkisi bir yerde kulaklık girişinin, yani mikrofon hem kulaklık için kullandığımız girişinde olduğunu belirtmek isterim. Dizüstü bilgisayarda Huawei Share özelliği bulunuyor. Bunun detaylarına birazdan değineceğim. 65 wattlık bir şarj olayı mevcut. Adaptör kutusundan çıkıyor. 56 watt saat gücünde bir pil var. Bluetooth ve Wi-Fi teknolojilerini destekliyor. 1.38 kilogramda bir ağırlığımız mevcut. Şimdi gelelim ürünle ilgili yaşadığımız kullanım deneyimi. Huawei MateBook D14 özellikle günlük ihtiyaçlar için tasarlanmış başarılı bir dizüstü bilgisayar. Peki bu bilgisayarla biz neler yapabiliriz? Açıkçası günlük olarak yaptığınız her şeyi bu ürünle yapabilirsiniz. İnternette dolaşmak, ödevlerinizi yapmak, YouTube'da video izlemek, Netflix'te bir şeyler izlemek. Bunun dışında Photoshop ya da Premiere gibi programlar kurabilirsiniz. Ama özellikle Premiere tarafında render sürelerinin biraz uzun olabileceğini belirteyim. Çünkü burada harici bir GPU bulunmuyor. İşlemci üzerindeki GPU kullandığı için de o da çok yüksek bir verim sunacak bir GPU değil. Bunu belirtmiş olalım. 8 GB RAM kullanılması iyi olmuş. Belki 16 isteyenler de oluyor bazen. Yani ağır bir uygulama çalıştıracağım veya benzer işler için biraz daha yüksek RAM'e ihtiyacım var. Güncelleme yapılamıyor. Bunu baştan söyleyelim. D15'te de aynı durum söz konusuydu. D14'te de aynı durum mevcut. Bu bilgisayara ekstra bir RAM takıp RAM kapasitesini arttırmak gibi bir durum söz konusu değil. Bunu baştan söyleyelim. Öte yandan 512 GB SSD olması güzel. D15 videomuzu izleyenler varsa orada görmüşlerdir veya biliyorlardır diye tahmin ediyorum. O modelde 256 GB SSD vardı. Bu modelde 512 GB SSD var. Ancak D15'te bir de ekstradan bir 2.5 inçlik slot söz konusuydu. Bu üründe ise öyle bir slot yok. Yani depolamayı arttıramıyorsunuz. Bunu da belirtmiş olalım. Uzun lafın kısası Huawei MateBook D14'ü günlük ihtiyaçlarınızın fazlasıyla karşılanabileceği bir bilgisayar olarak görebilirsiniz. Biraz daha zorlayacak uygulamalar, yok AutoCAD açacağım, yok Premiere kullanacağım, Photoshop'ta 500 MB'lık PSD açacağım derseniz ve zorlayıcı bir dokümanlarla uğraşmak isterseniz elbette bu ürünün performansı yeterli olmayacaktır. Ama günlük olarak, yani standart bir kullanıcının aslında hayatında ne kullanılır? İşte Facebook'a girmek istiyorsunuz, ödevlerinizi yapacaksınız, Word açayım, Excel açayım, YouTube'a gireyim. Bunların hepsini yapabiliyor arkadaşlar. Çünkü bu tip sorular çok geliyor. Ben bunu tekrar ediyorum sürekli, az önce de söylediğim videonun içinde, ama bu tip sorular çok geliyor. Bu ürünle günlük olarak yapabileceğiniz her şeyi yaparsınız. Herhangi bir sıkıntı da yaşamazsınız. Bu konuda kesin bir teminatı ben verebilirim. Ama çok daha yüksek güç isteyen, performans gerektiren bir uygulamayı, bir yazılımı çalıştırmak istediğinizde elbette sizin bu talebinizi karşılamakta zorluk çekecek bir bilgisayar var. Öte yandan kutu açılım videosunda birçok soru gelmişti. O sorulardan bir tanesi de şuydu arkadaşlar. Klavye ışıklandırması var mı? Evet, bu üründe 2 kademeli bir klavye ışıklandırması var. İstiyorsanız tamamen kapatabiliyorsunuz. İstiyorsanız biraz güçlü. Bir mod daha var. O da çok daha güçlü bir klavye ışıklandırması yapıyorsunuz. Bence ışıklandırma olması güzel olmuş. Çünkü özellikle karanlıkta yazı yazarken klavyenin ışıklandırması işe yarıyor. D15 modelinde ışıklandırma yoktu. Bunu da burada belirteyim. Öte yandan ürünün tasarımıyla ilgili şöyle de ilginç bir durum söz konusu. D15 modeli de böyle değildi. D15'te belli bir açıya kadar yatabiliyor. Yani şu kadar filan. Bunda ise tamamen 180 derece şöyle yatırıp kullanabiliyorsunuz. Hani bunu nerede kullanırsınız o ayrı bir konu, ama böyle yatırılabildiğini belirtelim. Bu şekilde böyle 180 derece açıyla yatırdığınızda D14 bilgisayarı da kullanabiliyorsunuz. Bu ürünle ilgili sorulan sorulardan bir tanesi, çünkü alanlar veya tecrübe edenler vardı. Uygun da bir fiyatı vardı biz kutuyu açtığımızda en azından. Sonra kurlardan dolayı biraz zamlandı. Fan sesinden rahatsız olanlar vardı. Şimdi şöyle, normal kullanımda biz fan sesini duymadık arkadaşlar. Ama tabii ki doğal olarak işte Fortnite oyunu oynadık. Biz bir deneme yaptık, bakalım kaç FPS verecek gibisinden. Fortnite'da yaptığımız denemelerde fan sesi çıkıyor. Bu da gayet normal, çünkü oyun oynadığınızda genelde dizüstü bilgisayarlar biraz zorlanıyor. Zorlandıkları için de soğutmalarını çalıştırmaları gerekiyor. Soğutma sistemini, o da birazcık fanların devreye girmesini sağlıyor. O yüzden birazcık ses çıkıyor. Bence bu normal bir ses, ama standart bir uygulama, yani YouTube açtığımız zaman herhangi bir fan sesi gelmiyor. Ya da Word açtığımızda, ofis programlarını açtığımızda herhangi bir fan sesiyle biz karşılaşmadığımızı söylemek istiyorum. Herkese merhaba sevgili Teknolojioku takipçileri. Ben Özgür Çetin. Bugün sizlerle birlikte Huawei MateBook D14'ü kutusundan çıkartıyoruz. Bildiğiniz üzere kanalımızı takip ediyorsanız eğer, biz daha önce yakın zamanda hatta Huawei'nin D15 modelini test etmiştik. O modelde yine bununla olduğu gibi AMD işlemciye sahipti. Onun kutu açılım videosunu yaptık, inceleme videosunu yaptık. Bir sürü soru geldi sizden. Çok da iyi izlendi o videolar. Biz de anladık ki bu tarz ürünler bu aralar çok popüler. Malum koronavirüs yüzünden evlerden çalışıyoruz. O yüzden bu tarz ürünlere çok sıkı bir şekilde ihtiyacımız var. Biz de o yüzden bu ürün serisini devam ettirmeye karar verdik. Şimdi bakın, burada Huawei MateBook D14 diyor. Huawei MateBook D14 ile ilgili eleştirilerimden bir tanesi ise, cihazın üzerinde 2 tane USB var. Daha doğrusu 3 tane var. 2 tanesi Type-A dediğimiz standart USB bağlantısı. Üçüncü de aynı zamanda şarj için kullanılan Type-C bağlantısı. Yani 3 bana biraz az geldi. Neden? Type-C'yi çok saymak istemiyorum. Çünkü Type-C kullanan çok fazla cihaz yok. Type-C olarak bir fareyi bağlamanız şimdi pek kolay değil. Ya da disk olarak baktığımızda özel kablolarından bulmanız gerekiyor. Öyle kablolar var tabii ki ama hani özel olarak satın almanız gerekiyor. Bence 3 tane Type-A olsa bir de Type-C olsaydı daha iyi olurdu. D15'te öyle bu arada. Onda 3 tane Type-A bağlantısı var. Bir de Type-C var. 4 tane olmuş oldu. Bunda 3 tane var. Çok büyük sıkıntı mı? Değil. Ona göre bazı ufak tefek düzenlemeler yapmanız lazım. Eğer kullandığınız hard disk vesaire varsa Type-C almanız gerekiyor. Çünkü buna bir tane yazıcı, bir de ne bileyim fare bağladığınızda üçüncü için, eğer o anda şarj ediyorsanız üçüncü için herhangi bir şansınız kalmıyor. Öte yandan benim D15'te eleştirdiğim ama bazı takipçilerimizin, bazı izleyicilerimizin aynı fikirde olmadığı bir durum bu üründe de var. Bu üründe bir kart okuyucu yok arkadaşlar. Diyeceksiniz ki şart mı? Değil ama mesela bizim gibi iş yapıyorsanız fotoğraf çekiyoruz, video çekiyoruz, onları aktarmamız gerekiyor. Kart okuyucu olsa güzel olurdu diye düşünüyorum. Yani sonradan alırsınız, USB'den bağlarsınız. Onlar ayrı konu ama standart olarak gelseydi, microSD bile olsa bence güzel olurdu. Ama Huawei hem D15'te hem de D14'te böyle bir uygulamaya gitmemiş. Gelelim Huawei MateBook D14'ün oyun performansına. Videonun başında da söyledim aslında, bu ürün bir oyun bilgisayarı değil arkadaşlar. Hani ben alayım Doom Eternal'da 1920x1080 piksel full çözünürlükte oyun oynayayım, öyle bir dünya yok. Böyle bir şey yapamazsınız. Ama biz ne yaptık? Fortnite oynadık. Fortnite'ta da 30 ila 40 arası FPS değerlerini oyunun içinde gördük. Bence bu böyle bir ürün için yeterli. Yani Fortnite oynarsınız, işte Counter Strike oynarsınız, ne bileyim League of Legends oynayabilirsiniz. Bu tarz oyunları, yani çok fazla donanım gücü gerektirmeyen oyunları oynarsınız. Donanım gücü gerektiren oyunlarda da düşük çözünürlükte oynayabilirsiniz arkadaşlar. Bunu da çok soruyorsunuz. Hani ben bunu alsam oyun oynar mıyım? Ne kadar oynarım? Nasıl oynarım? Evet, oyun oynarsanız ama çok yüksek donanım gücü gerektiren oyunlarda yüksek çözünürlükte oyun oynayamazsınız. Makineniz bunu kaldırmaz. Bunu belirtelim. Zaten böyle bir iddiası yok bu cihazın. Huawei MateBook D14'te aynen D15 modelinde olduğu gibi Huawei Share özelliği de bulunuyor arkadaşlar. Nedir bu Huawei Share özelliği? Huawei ve Honor marka belli cep telefonlarında, ki bu belli tırnak içinde söylüyorum, belli konusu şu: Kirin 980 ve üstü işlemciye sahip Huawei ve Honor marka cep telefonlarını cihazın ön tarafında bulunan bir bölüm var. Oraya yerleştirdiğiniz anda, ve bir de bir PC Manager uygulaması var. Onunla beraber hızlı bir şekilde dosya aktarımı için kullanabiliyorsunuz. Yani telefonun arayüzünü direkt bilgisayar üzerinden görebiliyorsunuz. Fotoğraflar aktarma hem telefondan bilgisayara hem de bilgisayardan cep telefonuna, ikisini bir anda yapabiliyorsunuz. Bu da güzel bir özellik bence. Eğer Huawei ekosisteminde yaşayan birisiniz, yani telefonunuzda söylediğim gibi Kirin 980 ve üstü bir işlemciye sahipse ve bu bilgisayarı aldığınız zaman dosya transferi konusunda herhangi bir sıkıntı yaşamayacağınızı söyleyeyim. Eğer Huawei Share özelliğini merak ediyorsunuz, biz onunla ilgili ayrı bir video daha çektik. Şimdi yukarıdan onun linkini vereceğim. Ona tıklayarak yine bu teknolojinin nasıl olduğunu, nasıl kullanıldığını ve ne gibi faydalar sağladığını görebilirsiniz. Gelelim kamera konusuna. Huawei MateBook ailesini tanıttığında bütün modellerinde kamera bu F6 ile F7 arasında fonksiyon tuşlarının tam ortasında yer alıyordu. Bu modellerde geldi. D15'te de öyleydi. D14'te de bu şekilde. Şimdi bu kamera güzel. Yani şu anlamda güzel. Gizlenebilir olması güzel. Hani bazen bant yapıştırıyoruz, etiket yapıştırıyoruz falan. Buna gerek kalmıyor. Ama tamam, bunda sorun yok. Ancak şöyle bir sorun var arkadaşlar. Kameranın açısı klavyede olduğu için, yani kameranın bulunduğu yer klavyenin üzerinde olduğu için ayarlanamıyor. LCD ekranın üzerine koyduğunuzda şu şekilde buradan kamera açısını ayarlayıp hani kendinize uygun bir açıyı biraz yukarı biraz aşağı ayarlayabiliyorsunuz. Ancak klavye üzerinde bulunduğu için bu açıyı ayarlamak için şu şekilde kaldırmanız gerekiyor. Bu da birazcık zor oluyor. Yani her yerde böyle bir altına bir şey koyacak bir şey bulamayabilirsiniz. Bir kitap koymamız gerekiyor veya ne bileyim başka bir şey koymamız gerekiyor. O bakımdan birazcık sıkıntılı. Onun dışında güzel. Ben beğendim. Yani mekanizma güzel. Böyle basıyorsunuz açılıyor, basıyorsunuz kapanıyor. Çıt çıtlı bir mekanizma var. Ama söylediğim gibi bu birazcık açıyı ayarlayamama konusu biraz sıkıntı. Ayrıca eğer bir yandan da yazı yazıyorsanız, diyelim ki bir Zoom'la görüşme yapıyorsunuz. Malum bugünlerde koronavirüs yüzünden evlerdeyiz. Pandemi sürecini yaşıyoruz. Tüm dünya ile beraber Türkiye'de de o bakımdan bir görüntülü görüşmeye girdiğiniz ama bir yandan da yazı yazmanız gerekiyor. O klavyenin basışlarını vesaire hissedebilirsiniz veya parmağınız işte örneğin 6'ya basacağınız zaman o web kamerasını kapatıyor olabilir. Bu da birazcık sıkıntılı bir durum. Şimdi gelin Huawei MateBook D14'ün kamerasını kullanarak hazırladığımız videoyu izleyelim. Bu arada kameranın 1 megapiksel ve 720p çözünürlük sunduğunu belirtelim. Full HD çekemiyor ama 720p'de günlük kullanım için fazlasıyla yeterli. Evet arkadaşlar, bu videoyu Huawei MateBook D14'ün kamerasını kullanarak kaydediyorum. Kamera hemen şurada klavyenin F6 ile F7 tuşlarının arasında bulunuyor. Şöyle bir sorun olduğunu söylemiştim. İnceleme videomuzda da kameranın açısını değiştiremiyorsunuz. Örneğin şimdi ben ekranı da ayarlıyorum. Mesela indiriyorum, kaldırıyorum. Kamera açısı değişmiyor. Neden? Çünkü klavyenin olduğu bölümde. Ancak şöyle yaparak açıyı değiştirebiliyoruz. Bu da birazcık bence sıkıntılı bir durum. Ama eğer günlük kullanımda böyle hani benim için açıyı değiştirmek çok önemli değil, kamerayı da her gün kullanmıyorum diyorsanız güzel bir gizlenebilir kamera olmuş Huawei MateBook D14'ün kamerası. Huawei MateBook D14'ün pil performansı ise gerçekten güzel. Beğendiğim taraflarından bir tanesi de bu pil performansı oldu. Şimdi D15 modelinde olduğu gibi şöyle bir adaptörle geliyor. Büyük bir adaptörümüz var. Bu adaptörle beraber cihazı yaklaşık olarak 1,5 saatte sıfırdan 100'e kadar şarj edebiliyorsunuz. Bu arada adaptörün kablosu da özel. İki ucu da Type-C bir kablo. O bakımdan kabloyu kaybetmemeye dikkat edin. Çünkü standart bir kablo buraya olmuyor. Yani bir ucu Type-A olan kablo buraya olmuyor. Kablonun uzunluğu yaklaşık 2 metre. Bence günlük kullanım için yeterli bir mesafede olduğunu söyleyeyim. Sentetik testler tarafında ise Huawei MateBook D14'ü PCMark batarya testine soktuk. Aldığımız değeri şu anda siz de ekranda görüyorsunuz. PCMark batarya testinde Huawei MateBook D14 7 saat 24 dakika gibi oldukça iyi bir değer verdi bize. Bu da şu anlama geliyor arkadaşlar. Günlük kullanımda mesela ben şu anda bakayım, hemen söyleyeyim size. %92 oranında, %89 pardon, %89 oranında bir pil gücü var şu anda cihazın ve 7 saat 37 dakika bize değer veriyor. Pil güç tasarruf modunda yalnız bu şu andaki değer. Yani 7 saat 37 dakika. Hadi bunun biraz abartı olduğunu düşünün. Windows her zaman doğru vermiyor ama 6-6,5 saat. Çok zorlarsınız. 7 saat çok rahatlıkla kullanabileceğiniz bir bilgisayar var. Tam dolu pil ile. Öte yandan ürünün biz bir de farklı bir senaryo için de testini yaptık. Oyun senaryosu için yaptık yine bir şekilde. PCMark'ta oyun senaryosu için de bir test yaptık. Orada ise 1 saat 56 dakika gibi bir değer verdi. Gördüğünüz üzere cihaz oyun için tasarlanmamış. Yani oyun oynamaya kalkarsanız 1 saat 56 dakika, yani 2 saatte pili bitiyor arkadaşlar. Belki merak edenler vardır. Bazen öyle sorular soruyorsunuz. Şu 65 wattlık adaptörle standart bir Huawei ya da farklı bir markanın cep telefonunu şarj edebiliyorsunuz. Huawei marka ve süper şarj özelliğini destekleyen bir cep telefonu kullanırsanız hızlı şarj da yapıyor. 65 watt olması bence çok güzel bir özellik. Aynı zamanda bu üzerinde yazmıyor ama muhtemelen Power Delivery dediğimiz takılan cihaza göre voltajı ve gerilimi otomatik olarak ayarlama özelliğine sahip. Çünkü ben fotoğraf makinemi de taktım şu anda bu kaydı yapan. Onu da şarj etti. Bunu da belirtmiş olayım. Bu arada biz Huawei MateBook D14'ün içini de açtık. D15'te bir adet 2,5 inçlik bir yer bulunuyordu. Bir bölüm bulunuyordu. Bu ürün biraz daha küçük olduğu için onun üzerinde böyle bir bölüm bulunmuyor. Ama onun yerine D15'te 42 watt saat olan pil 56 watt saat gibi daha büyük bir güncelleme almış. Huawei MateBook D14'te bulunan PC Manager uygulaması hem Huawei Share özelliğinin kullanımı için hem de cihazın genel durumunu kontrol etmek için kullanılıyor. Bu uygulama aynı zamanda driver, yani sürücü güncellemesi için de kullanılabiliyor. Bu özellik güzel olmuş çünkü yarın öbür gün yeni bir güncelleme geldiği zaman chipsete, ne bileyim Bluetooth bağlantısına ya da benzeri bir donanıma güncelleme geldiği zaman aramak zorunda kalmıyorsunuz. Bu yazılım otomatik olarak buluyor ve otomatik olarak kuruyor. Toparlamak gerekirse Huawei MateBook D14 günlük ihtiyaçları fazlasıyla karşılayan bir dizüstü bilgisayar olmuş. Ben nelerini beğendim. 512 GB depolama olması güzel. Büyük bir depolama alanımız mevcut. Hafifliği güzel. 1.38 kilogram ağırlığında, 1.38 kilogram. Parmak izi okuyucu olması güzel. Bu ekstra bir güvenlik sağlıyor bizlere. Huawei Share özelliği güzel. Özellikle Huawei marka cep telefonu kullanıyorsanız bu telefonla bilgisayar arasında iletişim kurabiliyorsunuz. Aydınlatmalı klavye olmasını da ben çok beğendim, belirteyim. Nelerini beğenmedim onu da söylemekte fayda var. Beğenmiyorsak da söylüyoruz arkadaşlar. USB Type-A bağlantı sayısı biraz daha fazla olabilirdi. Onu söylemek istiyorum. O konuda ısrarcıyım hala. Kart okuyucu yok. Bir küçük de olsa, microSD bile olsa bir kart okuyucu olsa fena olmazdı. Bir de gizlenebilir kameranın görüş açısı ayarlanamıyor. O birazcık zaman zaman sıkıntı olabilir. Çok büyük bir sorun değil ama olsa güzel olurdu diye düşünüyorum. Evet, birçoğunuz bu konuyu merak ediyor. Güzel anlattın Özgür Çetin. Tamam, harika, süper ürün, muhteşem falan filan. Artısını söyledin, eksisini söyledin. Peki fiyatı ne? Şimdi biz kutu açılımı yaptığımızda fiyatı 4999 TL'ydi arkadaşlar. Türkiye'ye yeni gelen bir üründü. Hatta bir kulaklık FreeBuds 3 olması lazım yanlış hatırlamıyorsam. Onunla beraber veriliyordu. Tabi inceleme yapmak için birazcık zaman gerekiyor takdir edersiniz ki. O zaman süresince ki yaklaşık 10-15 gün falan oldu diye tahmin ediyorum. Fiyatlar arttı. Neden arttı? En önemli sebebi kurlar arttı arkadaşlar. İşte kur çok hızlı bir şekilde yükselince 6,5 civarındaydı. Şu anda 7'lerde geziyor. 7 TL civarında geziyor dolar kuru. Kur artınca ne yazık ki fiyatlar da artmış oldu. Huawei MateBook D14'ün fiyatı biz bu incelemeyi çektiğimiz 26 Nisan 2020 tarihinde 5499 TL oldu arkadaşlar. Fiyatına baktığımda benzer özelliklere sahip ürünlerle hemen hemen aynı fiyatta olduğunu görüyorum. Bu kategorideki diğer ürünlere baktığımızda depolama alanı belki biraz daha düşük olanı olabiliyor. Fiyatı o yüzden düşük oluyor. Ya da farklı özellikleri olan cihazlarda olabiliyor. Örneğin Intel işlemciler olduğu zaman fiyatlar biraz daha artıyor. AMD işlemci olduğu için de bunun ürünün fiyatı nispeten daha makul. Hani makul derken yanlış anlamasın insanlar. Çünkü bazen öyle yorumlar da alıyoruz. 5500 liraya makul mü diyorsun kardeşim diye. Evet yani alım gücümüze baktığımızda çok makul değil onu söyleyeyim. Ama ne yazık ki dolar kuru, vergiler vesaire derken artık fiyatlar bu şekilde oldu. Özellikle elektronik cihazlarda arkadaşlar. Biz de mecburen makul demek zorunda kalıyoruz. Ama piyasanın şartları da biraz da bunu getirdiğini söyleyeyim. Huawei MateBook D14 incelemesinin de sonuna geldik. Biraz uzun bir inceleme oldu. Kafanızı şişirdim. Sürçülisan ettiysem affola. Ama ürünle ilgili merak ettiğiniz, sen bunu anlatmadın, şunu söylemedin ya da şöyle bir özelliği var mı gibi sorularınız varsa bu videonun altında bizlere sorabilirsiniz. Gerek diğer okuyucularımız, gerek diğer izleyicilerimiz, gerekse bizim elimizden geldiğince bu soruları yanıtladığımızı belirtelim. YouTube kanalımıza abonesinizdir diye tahmin ediyorum ama değilseniz abone olmayı unutmayın. Bizleri aynı zamanda Instagram, Twitter ve Facebook gibi sosyal ağları takip etmeyi unutmayın. Farklı bir videoda, farklı bir içerikte karşınızda olmak üzere. Hoşçakalın.